أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Mesnevi Nuriye'nin Hubab Risalesi'nden cumartesi günleri okuyor idik. Hubab Risalesi'nin birinci bölümünü bitirmiştik. Şimdi parça parça ayrılan ikinci bölümündeyiz ki ikinci bölümü İ'lem Mesail-i Diniyeden olan İçtihat Kapısı Açıktır diye başlayan bölüm. Fakat evet, Mesail-i Diniyeden olan İçtihat Kapısı Açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Biz bu parçayı çoğu hepinizin aşağı yukarı buradaki bulunanların hepsinin malumu olduğunu bildiğinizi zannediyorum ki 27. sözde daha detaylı bir şekilde açıkladı. Burada özet olarak eski yani Risale-i Nur'ları yazmazdan önceki yazmış olduğu bu Mesnevi Nuriye'deki risaleleri, parçaları yazdığı dönemdeki özet ifadesi. Artık 1922'lerde bu ara tahmin ediyorum. Kaleme aldığı özet bu. Dikkat edeceğimiz nokta, içtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Yine içtihat risalesini yazdığı zannediyorum 1926-28-30 yıllarında yazmış olduğu içtihat risalesinin 1922'de yani İstanbul'dan Ankara'ya gelmezden önceki dönemde de aynı anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Yani 1922'den sonra durumda bir değişiklik olmadı. 1922 yılında da aynı anlayışa sahipti. Bu aynı anlayıştan maksadım İçtihat kapısının açık olup fakat oraya girmeye manilerin olduğunu söylediği anlayış. Oraya girmeye olan maniler, yani neden içtihat açık olmasına rağmen bu işe teşebbüs etmemek gerektiğini gösteren maniler, o zamanın şartlarını tarif etmesi, o zamanın şartlarını göz önüne getirmesi bakımından önemlidir. Hangi şartlar içerisinde bulunuyoruz? Buna dikkat etmeden doğrudan doğruya biz eğer içtihat yapalım mı, yapmayalım mı diye konuşacak olursak biraz anlamsız bir işle meşgul olmuş oluruz. Neden? Çünkü zaten burada içimizde İçtihat yapmaya niyetli olan kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Kumeyran'ın varsa bilmiyorum. İçtihat, Akın Yılmaz avukat olarak veya hukukçu olarak içtihat yapmaya niyeti var mı onu da bilmiyorum. Zannetmiyorum çünkü buradaki bahsedilen içtihat medeni hukuktaki içtihat değil, Mesail-i Diniyedeki içtihattır. Şaka yapıyorum. Yani bir ayrımı ortaya koymak için öyle söylüyorum.
mesaili diniye de içtihat. Yoksa arkadaş şöyle bir kural mı koyalım, şu kadar şöyle mi yapalım diye dünyevi işlerdeki muhakememiz ayrı olaydır. Onlar tamamen ayrı platformda değerlendirilecek, buradaki anlatımlar dahilinde değil. Onların da burayla ilgisi yok değil ama doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Fakat dini meselelere geldiğimizde, dini meselelerde içtihat yapılması gerekir de buraya girmeye maniler var. İçimizden kimsenin içtihat yapmaya niyeti olmadığına göre bunu okumayalım desek doğru mu? Bence hayır. Neden? Çünkü bir içtihat yapma niyetinden dolayı yapalım mı, yapmayalım mı diye böylesi meseleler okunmaz. Zaten müellifin de böyle bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Müellif bizi bir konuda uyarıyor. Önemli bir konuda uyarıyor. O da şu, içinde bulunduğumuz dünya şartlarının nasıl olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini ve tavrımızı bu şartlara göre tavrımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Yoksa içtihat yapalım mı yapmayalım mı diye değil. Peki ama bu meselelerle hiç mi ilgisi yok? Var ama onlara da, yani mesela içtihat yapılsın mı yapılmasın mı, yeni durumlar çıktı, bakın Müslümanlar ne yapacağını bilmiyorlar sorusunu soran ya da endişesini taşıyan insanlara arkadaş iyi düşün, şartların nedir, hangi şartlarda ne yapılması gerekir, öncelikli olarak neyin dikkate alınması gerekir, bunun eğitimini yapıyor. Şartlarına iyi bak demek istiyor. Bu şartlarda hangi konunun öncelikli olarak gündeme getirilmesi gerekir? Acaba o konuyu tamamladıktan sonra başka ne yapabilirsin sorusunu o zaman sor. Bakalım tamamlayabilecek misin? Ondan sonra bunlarla ilgilen. Yoksa lüzumsuz yere enerji kaybı olur. Hatta enerji kaybından daha da ilerisi, insanların hazır olmadıkları bir konuda o insanlara hazır olmayan, hazır olmadıkları meselelerde yükümlülükler, sorumluluklar yüklenmesi yoluna gidersiniz. Mesela İslamiyet tanımıyor, bilmiyor, neyin nesidir gibi araştırması olmayan bir insana hemen arkadaş, mesela İslamiyet'e girersen bir ay aralıksız oruç tutacaksın. Böyle bir din ha, ona göre denmez. Neden? Çünkü oruç tutmak ne demek bilmiyor. Veya daha da komiği olsun, oruç tutmaya başlamadan, yani Ramazan ayını tespit etmeden önce ayı görmen lazım gözünle, yok hesapla diye kavganın içerisine almak. Çok anlamsız bir şey. İnsanlar neden oruç tuttuklarını, tutmaları gerektiğini dahi bilmiyorlar. Orucun ne demek olduğunu bilmiyorlar. Neden oruç tutuluyor ki? Ama efendim dinimizin emri, dinin nedir onu dahi bilmiyorlar. Böyle bir karmaşanın içerisindeyiz. Din deyince herkesin aklına başka şeyler geliyor. Bazıları gelmişti, bizim manevi tarafımız canım, işte inancımız diyorlar. Bazıları neye inanıyorsun, neden inanıyorsun sorusunun cevabından haberleri bile yok. Yani biz böyle inanıyoruz deniyor. Bunu böyle bir ortamda Ramazan ayının başlangıcını tespit etmek için gözle mi göreceksin, çıplak gözle mi göreceksin, teleskopla mı bakacaksın, matematiksel olarak mı hesaplayacaksın kavgasını yapmanın ne kadar ilgisiz olduğunu, yersiz olduğunu,
ne kadar yanlış anlaşılmalara kapı açacağını anlatması bakımından önemlidir. Yoksa içtihat yapalım mı yapmayalım mı? Zaten kim içtihat yapacak ki? Kendini içtihat yapmaya yetkili gören 3-5 kişi, kendi kendine yetkisini ilan eden 3-5 kişi, biraz da toplumun şartlarından hiç haberi olmayan veya haberi olmama yolunu tercih ederek birazcık birikimi olan bilimini insanlara empoze etme amacından başka, belki iyi niyetlidir, Allah rızası için bunu yapıyor ama bu ilmi ben burada kullanabilir miyim, kullanmalı mıyım sorgulamasını yapmayan, hikmetsiz ilim sahibi olanlardan 3-5 tane, başka kimsenin içtihat yapmaya zaten teşebbüsü yok. Onun için içtihat risalesini içtihat yapalım mı yapmayalım mı diye okumak önemli bir usul hatasıdır. İçtihat risalesini hangi şartlarda bulunuyoruz? Öncelikli olarak nelerin gündeme getirilmesi gerekir? Neyin üzerinde durması gerekir? Neyin üzerinde durulmaması gerekir? Sorularının cevabını bulmak üzere okunur içtihat meselesi. Burada içtihat meselesinin özetini madem 1922, 19, 20, 21, 22 bu yıllarda içtihat meselesini nasıl ele alıyorsa o yıllarda müellifin dünyayı ya da daha yakından içerisinde bulunduğu tecrübesini ettiği alemi nasıl görüyor, nasıl tanımlıyor, bu insanların sorunlarına nasıl yaklaşılması gerekir sorusunun cevabını vermek bakımından okuyacağız. Sonra 1926'lardan sonra, tam kesin tarihini bilmiyorum, bilen var mı ben bilmiyorum ama 26, 28, 30'dan ileriye olmadığını zannediyorum tarihlerde yine aynı bu meseleyi daha detaylı açıklamalı bir şekilde aynı şartlar dahilinde ele alması demek ki Cumhuriyet'ten önceki İstanbul ya da Anadolu ile modern Türkiye'nin kuruluşundan sonraki Türkiye arasında bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Çünkü aynı şartlarda değerlendiriyor. Biz hani aniden bir değişiklik oldu, Müslüman bir toplum değişiverdi bir gecede iki gecede gibi bir algılamamız var, modern oluverdik, eskiden Müslümandık diye, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını da göstermesi bakımından önemlidir. 22'deki anlayışı 1928'lerdeki anlayışından hiç de farklı değil, temel esaslarda ittifak ediyor, birleşiyor. Okuyoruz. Neden içtihat kapısı açık olmasına rağmen girilmemesi gerektiğini anlatırken maniler var, engeller var diyor. Şimdi engelleri biz kendi durumumuzun tespiti açısından okuyacağız. Hangi şartlarda bulunuyormuşuz? Bakalım müellif nasıl izah ediyor bu şartları diye okuyacağız. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapılar açmak hiçbir cihette kâr-ı akıl değil. Bakın daha ilk cümlesinde meselenin, durumun, vaziyetin vehametini ortaya koydu. İyi dikkat edin. Kıştayız arkadaş. Kıştayız. Her şey kurumuş, her şey karlar altında gömülmüş, kapatılmış, neyin ne olduğu belli değil, hangi ağacın hangi meyvenin neler üreteceği, ne gibi meyveler verdiği, ne ağacı olduğu belli değil, hakikat tamamen örtülmüş, kapatılmış, kim neyin ne davası yaptığı iddiasında bulunduğu belli değil, nerede ne var belli değil, fırtınalar var, her şey dağılıp parçalanıp yerle bir oluyor, çürümeye terk ediliyor, birçok hayvancıklar artık ya ölmüşler ya yerin altına girmişler, kendilerini göstermiyorlar,
dünyada gerçekler tamamen kapatılmış, ölü vaziyette. Kıştayız. Kış baharın müjdecisidir. Tamam. Bu doğru. Kışa girilmeden bahar gelmez arkadaşlar. Ama kışta olduğumuzu bilerek konuşalım. Daha kıştayken bahar gelmiş gibi davranırsak yanlış yapmış oluruz. Yani tutup da aman efendim bazı konular hassastır, insanlar pek anlayamazlar, onları örtbas edelim değil. Bir dakika, şartlarına göre davran. Şimdi kıştasın, bir yerde bir delik var, bir problem var, bir çözülmesi gerekir. Şimdi bunu çözeceğiz diye tutup da o duvarı yıkıp yeniden örmeye kalkarsanız kış şartlarında kendinizi ölüme mahkum edersiniz. Yani elinizdeki tüm hakikatleri kaybedersiniz. O deliği hemen bir şekilde kapatıp deliğin neden delik olduğunu, orada bir çözülmesi gereken bir problem var, o demek. Yani insanlar bu devirde bazıları aman efendim ben Müslümanım, ben şöyle muttakiyim, takvamın gereği amelimde çok dikkat edeceğim, onun için efendim ayı görerek mi Ramazan'a başlayacağım, yok teleskopla mı, yok gökyüzüne çıkıp satelitle mi gözlemleyeceğim, bunu mutlaka bilmem lazım. Aman o kadar dindar kardeşimiz ki sanki Kur'an'ın getirdiği mesajdan bütün hakikatleri almış, duygularını, aklını, kalbini, hislerini, insaniyetini tamamen tatmin etmiş de şimdi artık en ufak meselemiz acaba ayı görerek mi Ramazan'a başlasak sünneti ifa etmiş oluruz, yoksa hesap yaparak mı Ramazan'a başlasak sünnete muhalefet etmeyiz ya da sünneti böyle mi ifa etmiş oluruz kavgasının içerisinde adama soruyorsun, sen Kur'an'ı hiç okudun mu? Büyük bir ihtimalle bu kavgayı yapan arkadaşlar, insanlar Kur'an'ı ne anlatıyor bir kitap bana diye okumamış olanlardır. Ne söylüyor bana? Biz Müslümanız canım demekten öte. Kur'an'ın mesajı nedir? Allah bana ne diye konuşuyor diye okumayanların dert edindiği bir meseledir. Hemen anlayıveriyoruz. Biz burada böyle bir kavganın içerisinde veya böyle bir tartışmanın içerisinde girmek için kesinlikle konuşmuyoruz. Çünkü zaten böyle bir tartışmaya girmek usul hatasıdır diye okuyoruz. Neden? Neden usul hatasıdır diye okuyorum? Çünkü arkadaş, bir peygamber kim bilinmiyor. Peygamberin Ayten Tuğba yazıyor ama niçin Nesnevi'den Hubab bölümünü bulun önce. Herhalde birisi bir şey yazdı, benim haberim yok. Özür dilerim. Hayır, başka birisine mesaj gönderiyor olabilirsiniz. Olabilir. Yani bir soru mu var diye bakmak istedim ya, dikkatimi çekti. Her neyse. Önce peygamber kimdir? Bunu bilmiyoruz. Sünnete ittiba ne demektir? Bunu bilmiyoruz. Neden? Neden sünnete ittiba edeceğim? Ne demek sünnete ittiba etmek? Bunu bilmiyoruz. Peygamberin getirdiği mesaj nedir? Bunu hiç bilmiyoruz. Bu mesajın Kur'an'ın bütünlüğünde insan nasıl, Kur'an'ın insana hitap eden o bütün hitabetinde insanın nasıl bir eğitime tabi tutulduğundan haberimiz yok. Kendimiz de öyle bir eğitime girmemişiz. Yalnızca kendimizi Müslüman bir toplumda bulduğumuz için Müslüman, herkes Ramazan'ın başlangıcından konuşuyor demiyorum. Konuşturuluyor. Fitne araya sokuluyor. Senin kafanı onunla meşgul ediyorlar. Sen de o tuzağa yutuyorsun, o tuzağa düşüyorsun. Senin başka derdin yok mu? Sen orucun ne demek olduğunu biliyor musun? Orucun niçin tutulduğunu biliyor musun? Rabbini biliyor musun ki Rabbinin emrine itaat
etmenin ne demek olduğunu anlayacaksın ki o itaatte en ince detayına varmak için konuşuyorsun. Sana ne söylenirse senin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü temel kavramların gelişmemiş. Kıştasın. Kıştasın. Fırtınalarla hakikatin üzeri örtülmüş, karlarla hakikat hiç kendini göstermiyor. Bütün ağaçlar ölü, bitkiler ölü, hayvanlar hareketsiz. Yeryüzünde hiçbir şey topraktan kendisini çıkarıp da kapalı bir alanda bilmediğimiz, görmediğimiz hakikatlar filiz verip de kendi hakikatlarını bize ifade ediyor değil. Sen hangi dünyada yaşıyorsun ki, hangi alemin içindesin ki, bu alemin, bu çekirdeğin içindeki kimyevi reaksiyonların tartışmasını yapıyorsun. Bu çekirdekten ne ağaç çıktığını, ne gibi meyveler verdiğini hiç görmemişsin. Ne gibi hakikatların tezahür ettiğine hiç şahit olmamışsın. Böyle bir eğitimden, terbiyeden hiç geçmemişsin. Şimdi bilmediğin bir alem üzerinde ne kavgası yapıyorsun? İnsanlar zaten beklemiyorlar ki bahar gelsin. Ta ki bütün hakikat çıplaklığıyla ortaya çıksın, gözler önüne serilsin. Ondan sonra hangi kayısı ağacının diğer kayısı ağacından daha kaliteli meyve verdiğini ondan sonra konuşalım. Daha ağacın kayısı ağacı olup olmadığını bile bilmiyoruz. Haberimiz yok. Modernite denilen o belanın, musibetin altında hepimizin kafası çürütülmüş, düşünme kabiliyetleri dumura uğratılmış. Hayatın, varlığın, manasının hiçbir şekilde sorgulanabileceğini dahi konuşamıyoruz. Sen niçin varsın arkadaş deyince kaşlarını çatıp ne, niçin mi varım? Ben Müslümanım diyor. Neye diyorsun? Ben gavur muyum diye. Cevap bu. Bundan ileriye giden hiçbir halimiz yok genelde. İddiamızdan başka hiçbir tahkikimiz yok. Böyle bir toplumda ne konuşuyorsun? Buna çok dikkat etmemiz lazım geldiğini haber veriyor müellif. Diyor ki kıştasın, fırtınalar var, çok şiddetli. Böyle ufak tefek kafana takılan da değil. Zaten başkasının problemi gündeme getirmeseydi senin böyle bir problemin de olacağı yoktu. Hangi meselede sünnetin ne kadar detayına tabi olmak için canhıraşane çalışıyorsun ki Ramazan'ın başlangıcını gözle mi göreceğim, ayakla, teleskopla mı göreceğim kavgasını yapıyorsun? Hangi meselede senin dünyanda Resulullah senin rehberin olmuş ki burada olacak? Sen Resulullah'tan ne anlıyorsun ki dünyanda ne getiriyor Resulullah kavramı sana? Allah'ın Resulü ne demek senin için? Bunların cevaplarını alacağız, kendimizi yetiştireceğiz. Hakikat açık ve bir şekilde mübin bir şekilde bizim dünyamıza girecek, bahar gelecek, ondan sonra tamirleri yapabilirsiniz. Şartlar müsait. Şimdi neyin tamirini yapıyorsun? İyi dikkat etmek lazım. Bu çok çok önemli bir yaklaşım. İçtihat meselesinin konuşulmasında, tartışılmasında bizim hiç ne zamanımız, ne enerjimiz, ne de böyle bir meseleyi gündeme getirecek takatımız var. Fırtına var. Kendimizi önce bir yetiştirelim, bahara hazırlayalım inşallah. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarla delikler açmak gark olmaya vesiledir. İşte açıkça söyleniyor. Büyük bir sel var. Büyük bir sel var. Dünyevilik seli. Dünyevi olma seli. Maddeyi esas zannetme seli.
bu dünya hayatını kurtarmak için çalışıp çabalamanın en fazla rağbet gördüğü bir hayat tarzı, bir medeniyet. Her şey dünyevi hayatın dünyeviliğine hedeflenmiş, kilitlenmiş vaziyette. Öyle bir sel var. Bu sel karşısında bir duvardan biraz su sızıyor. Aman bu duvarı, su sızan duvarı yıkalım, yeniden duvar örelim demek mümkün değil. Yıktığın anda bütün sel her tarafı işgal edecek. Bu tamirlerle yeni delikler açmak, yeni duvarlar örmek için yıkıma girmek, hadi bakalım arkadaşlar bu meseleyi bir çözelim. Hangi hadis daha sahihti, hangi içtihat daha sahihti? Her meselede her türlü içtihadı bulmak da mümkün. Şartlara göre değişir çünkü. Hangi şartlarda olduğunu bilmeden her önüne gelen içtihadın, her kapağı eskimiş kitabın içindeki yazının, eski kitaplarda böyle yazılıyor diye körcesine, cahilcesine sarıldığı, müdafaa edildiği, savunulduğu bir ortamda neyin kavgasını yapacağız? Neyin araştırmasını yapacağız? Bu bir tuzaktır. İyi dikkat edelim. Din denilen şeyin gerçekten, gerçekten hakikatinin anlaşılmadan o hakikate dayalı olan olarak gerçekleştirilecek amellerin mahiyeti üzerinde tartışma yapmak sanki elektrik olmayan bir yerde elektrikle çalışan bir makinenin tellerini tamir etmekle meşgul olmak gibi ahmaklık ben diye görüyorum kanaatimce. Önce elektrik getir bir efe. Yani eğer lazımsa bir örnek olarak söyledim. Elektrik yok ortada zaten. İmanın hakikatleriyle kalpler, akıllar, vicdanlar terbiye olmamış. Bu akıl böyle terbiye olmamış. İmanın, Kur'an'ın hakikatleriyle terbiye olmamış. Aklın, kalbin ve ruhun, vicdanın bulunduğu bedenin hareketlerinin nasıl olması gerektiğiyle uğraşmak ne kadar abes, yersiz bir iş. O beden niye yarar ki? Taşıdığı ruh, taşıdığı kalp, taşıdığı akıl, hissiyat, vicdan hiçbir hakikattan haberi yok. O bedene ne yaptırsan ne olur ki? Zaten ölüp çürüyüp gidecek bir beden. Onun için içerisinde imanın hakikatını taşımayan, imanın hakikatine dayanmayan, o kuvvetini imandan almayan bir amelin mahiyetiyle uğraşmak aynen buradaki anlatıldığı gibi sellerin saldırdığı bir dönemde küçük delikleri tamir etmek için duvarı yıkıp yeniden duvar inşasına kalkmaya benzer ki mümkün değil. Zaten fıtratta bunun da yeri yoktur. Yapamazsın. Duvarı yıktıktan sonra sel girer ya, selin olduğu yerde inşaat yapılmaz zaten. Onun için önce o sele karşı kendimizi güven altına almak için iyi bir temel eğitime girmemiz gerekir. O temel eğitimden sonra tanıdığım Rabbim, tanıdığım Resulüm, elçim, Allah'ın Resulünün ne kadar bilincindeysem, o mesajın, onun getirdiği mesaj ile kendimi ne kadar güzel eğitecek olursam, o mesajın gereği olan fiilleri de o şekilde, o düzeyde anlamlı ifa etmeye başlarım. Yoksa efendim Müslümanların problemleri var diyerek o problemleri Müslümanların Kur'an eğitiminden tamamen yüzyıllardır mahrum edildiği problemini örtbas edip ayı ne zaman göreceğiz, nasıl göreceğiz, nasıl görmeyeceğiz kavgası yapmak Müslümanların problemleriyle uğraşmak değil, belki de sele ya da kışın fırtınalarına mağlup olmak ya da kandırılmak demektir. Herhalde müellif bu konulara dikkatimizi vermek için konuşuyor. Yoksa kimsenin içtihat etmeye zaten
niyeti de yok, mecali de yok, kuvveti de yok, alakası da yok. Öyle de şu münkerat zamanında ve adaleti, affedersiniz, adedi ecanibin istilası anında, yıl 1919-20-21, ecnebi gayri müminlerin, yani yabancıların, yabancı demek imanın hakikatlerine, Kur'an'ın getirdiği hakikatlere yabancı demek. Kur'an'ın haberiyle vahyin getirdiği mesajın haberinden mahrum olan, onlarla ilgisi olmayan insanların münkerat zamanında Kur'an'ın, vahyin, rasullerin, şu kainatın bir sahibin olduğu hakikatinin inkar edildiği, örtbas edildiği, arka plana atıldığı, görmemezlikten gelindiği, tamamen maddenin esas alınarak, madde esastır ve ezelidir hükmüne dayanarak kainatın, dünyanın, maddenin, dünyevi hayatın incelendiği bir dönemde, münkerat zamanında, vahye tamamen, rasullerin ile gönderilen mesajlara tamamen yabancı olanların adetlerinin, geleneklerinin, usullerinin, metotlarının, dünya hayatı anlayışının bütün insanlığı kapsadığı bir anda, adat-ı ecanibin istilası anında ve bid'aların kesreti vaktinde, yani zaten dinde hakim, dinde olmayan şeylerin dünyamızı tamamen istila ettiği, din diye bildiklerimizin gelenekten başka bid'a, insanların kendilerinin benzetmelerinden başka bir şey olmadığı bir dönemde ve dalaletin tahribatı hengamında, ki bu anlayışlardan, bu yoksunluklardan tamamen vahiyden, vahyin getirdiği mesajın terbiyesinden uzak olan medeniyetlerin hayat tarzının dünyamızı istila ettiği bir vakitte tahribat, dalalet, yani yanlışlıklar, yanlış anlayışlar, sapıklıklar, hakikatten uzak anlayışların dünyamızı tamamen alt üst ettiği bir zamanda, dalaletin tahrip ettiği vicdanlarımız, akıllarımız, hislerimiz vahiy ile hiç alakası olmayacak bir şekilde çalışırken, tamamen geleneğin dışında bir patates bile pişiremezken, annenden babandan gördüğün usulün dışında yeni bir patates bile pişiremeyecek kadar geleneğin kurbanı iken, geleneğe tabi olmuşken, onu hayatının en önemli meselesi zannederken, tutup da içtihat namıyla kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp, hadi bakalım İslamiyet'i bir masaya oturtalım, din bu konuda ne diyor diye, herhangi bir ameli meselelerde, muamelata dair bir meselede Resulullah'ın sünnetinin ne olduğu bana en güzel mesele, en güzel durum şu geliyor, şu görünüyor. Her şey hallolmuş, bitmiş. Ramazan'ın hangi gün başlayacağına dair verilecek kararın neye göre alınması lazım? Sünnette böyle var. Hayır efendim, bu hadis sahih değil. Veya şimdi artık çağ değişti. Bir sürü hakikatin neresinde durmamız gerektiğiyle alakası olmayan esaslara göre konuşmalar veya tartışmalar yapmak. Yani İslamiyet kasrında, sarayında yeni kapılar açıp duvarlarında muhariplerin girmesine vesile olacak saldıranların, İslamiyet'i komik göstermek isteyenlerin, ilkel bir din olarak göstermek isteyenlerin, basit düşünceli insanların takip ettiği bir din diye göstermek isteyenlerin İslamiyet'e saldırmasına, iddialarını ispat etmelerine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. En azından ya genel olarak tasdik ettiğin İslamiyet'in
böyle bir din olması lazım. Bu din haktır dediğin, şu dine karşı işleyeceğimiz en önemli cinayet, böyle içtihat meseleleriyle kendimizi meşgul etmemizdir. Bu cinayete karşı çok hassas, uyanık olmamız lazım. Çünkü kendi kasrımızı, kendi sarayımızı kendi elimizle tahrip ediyoruz arkadaşlar. Birinci neden olarak altı engel var dedi. Birincisi içtihat meselelerine girmemenin birinci nedeni olarak bir durum tespiti yaptı. Ne durumdasınız? Ne durumdayız? Ne yapıyoruz? Bir delik kapatacağım diye selim geldiği yere karşı duvarı yıkıyorum. Kendimi çok basit işlerle meşgul ediyorum. Esas yapılması gereken tamiratı yapmak yerine. Haydi bakalım, kafası tamamen dünyevileşmiş, dünyevi menfaatlerini din adına ikame etmek, dünyevi menfaatlerini din adına gerçekleştirmek için yaşayan insanların arzularını yerine getirmekte yardımcı olmaktan öteye geçmeyen bir teşebbüste bulunmak, dini tahrip etmek demektir. Çünkü genellikle bu küçük küçük meselelerde, muamelata dair meselelerde içtihat yapalım diyenlerin nerede içtihat yapılacağı konusunda içtihadın ana meselesi önce Kur'an'a iman gerekiyor. Bu Kur'an'ın tasdik edilmediği bir dönemde ama canım bu devirdedir diye ortaya çıkmayacağından emin misiniz ki hep öyle çıkmıyorlar mı zaten? Devir değişti diye gerekçelerle Kur'an'ın eğitiminden geçmeyen insanların Kur'an'ın ölçülerine göre düşünmesini beklemek mümkün değildir. Devir değişti demelerinin nedeni Kur'an'ın ölçüleriyle düşünme egzersizinden geçmediklerini, eğitiminden geçmediklerini gösterir zaten. Böyle bir insana şimdiki şartlarda ne yapacağız sorusunda, affedersiniz ne dedin şimdiki şartlar diye sormak gerekir. Sen hangi şartlarda yaşadın? Kainatın neresinde ne değişti? Dünyada artık yıldızlar ya da ay veya güneş veya yaratılış kanunlarında bir değişme mi var? Senin şimdiki şart dediğin, senin zaten etkisinde kalarak her şeyin değiştiğini zannettiğin geleneklerin ya da bit'aların, yani vahyi dinlemeyen medeniyetlerin senin kafanı istila etmesinden başka bir şey midir ki? Buna iyi dikkat et ama farkında değil. Düşünce tarzı tamamen dünyevileşmiş, Kur'an'ın ölçüleriyle eğitilmemiş bir akılla şimdiki şartlarda ne yapmam gerekir sorusunu soruyor. Kur'an'ın şimdiki şartların ne olduğu konusunda yapmış olduğu eğitimden hiç haberi yok. Böyle bir insana cevap verilir mi? Sen şimdiki şartlardan ne kastediyorsun? Gel bir anlat bakayım bana dediğinde ortaya çıkacak olan cevap besbelli. Modern hayatın, yani dünyevileşmiş zihinlerin, vahyi dinlemeyenlerin tarif ettiği dünya, vahyin rehberliğinden hiç haberi olmayan zahirperest, esbapperest, materyalist insanların, tabiatperest insanların tarif ettiği bir dünya, bir hayat tarzıyla karşı karşıya geliyoruz. Böyle bir insana kafası tamamen materyalist, maddeci, maddenin esas olduğu, şu dünya hayatının esas olduğunu kafasına yerleştirmiş bir insana Kur'an'dan eğitim yapmak gerekirse, önce bu dünyanın gerçek mahiyetinin Kur'an'ın anlattığı gibi bir eğitime tabi tutularak anlatılması gerekiyor. Onun için içtihat kapısı açık olmasına rağmen girilmemesinin nedeni, biz böyle bir meseleyi tartışacak hazır durumda değiliz.
kavramlarımız, ölçülerimiz tamamen tahrip olmuş vaziyette. Bu vakamızı kabul etmek zorundayız. O zaman bu kavramların yeniden inşası gerekiyor. Kur'an'a göre yeni bir eğitim yapılması gerekiyor. Çünkü Kur'an'a göre eğitim yapılmadı. Doğrudan doğruya hepimiz aşağı yukarı daha en küçük yaştan itibaren seküler dediğimiz dünyanın esas alındığı bir eğitime tabi tutulduk. Din konusunda da dünyanın esas alındığı bir eğitime tabi tutulduk. Dünyevileştirildik. Haberimiz varsa kurtulmaya çalışacağız. Yoksa zaten mesele burada. Bunların tuzağına düşmemek gerekir. Bizi müellif uyarıyor. İkincisi, dinin zaruriyatı ki içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Dinin zaruriyatından maksat bakayım. Evet, dinin zaruriyatı diniye diye çok bildiğinizi zannediyorum ama belki olur ya sonradan dinleyenlerden bilmeyen olabilir. Zaruriyat-ı diniye demek akaid-i imaniye demektir. Dinin zaruriyatı yani iman akidesinin esasları demektir. Biz ona hakaiki imaniye tabiriyle anlamaya çalışıyoruz bu meseleyi. İmanın hakikatları yani Allah'a inanıyorum. Nedir bunun hakikati? Meleklere inanıyorum. Affedersiniz. Nedir bunun hakikati? Resullere inanıyorum. Peygamberler var deniyor. Nedir peygamber göndermek? Nedir bunun hakikati? O peygamberler mesaj getiriyor. Kitap getiriyor. Yani yaratıcı bana konuşuyor. Yaratıcı bana konuşuyor. Bu ne demek? Ahiret var. Yani bu hayat muhakkaten buradayız biz. Geçici bir hayat. Fani bir hayat. Burada belli bir hazırlığa, eğitime tabi tutuluyoruz. Ebedi hayat var. Yaratılışın fani olmadığı, ebedi olarak gerçekleştirileceği bir yaşayış, varlık alemi var. Bir yaratma türü var. Ne? Başka bir ebedi hayatın yaratma türü nasıl olur bu? Bunun hakikati nedir? Bunun gibi, bu saydıklarım gibi imanın hakikatlarına İslam literatüründe zaruriyat-ı diniye, dinin zaruriyetleri, olmazsa olmaz esasları demek denir. İşte dinin olmazsa olmaz esaslarında ki içtihat oraya giremez. Yani meleklerin varlığı konusunda içtihat edilmez. Allah'ın varlığı konusunda içtihat edilmez. Hadi içtihat meseleleriyle uğraşalım dediğimizde zaten zaruriyat-ı diniye konusunda içtihat zaten olmaz. Böyle bir şey yapan da olmamış. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Kat'idirler, kesin Kur'an'da belirlenmiştirler. Ya bunu anlamak için çalışırsınız. İçtihat edilmez. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Yani esas yiyecek hükmündedirler. Esas besin kaynağıdırlar bunlar. Yani Allah'a inanmak, onun meleklerin varlığına inanmak, bu konuya girmeyelim. Çok uzun bir konu. Allah'ın mesaj gönderiyor olduğuna iman edecek deliller elimizde bulundurmamız. Yani şu kainatın yaratıcısı mesaj gönderir. Ne demek bu? Bu konuda kendimi yetiştirmem lazım. Çünkü bu kat'i ve muayyen mesele Kur'an'ın eğitimiyle bize veriliyor, öğretiliyor. Önce bunları öğrenmem lazım. Ben Kur'an'ın mesajının ne demek olduğunu, nedir bu olduğunu, hakikatinin ne olduğunu bilmiyorum ki. Ve bu meselede işte zaten olmaz. Önce bu esas meselelerde kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz gıdalarımızdır.
Yani onlar olmasa hayatımız olmaz zaten. Şu zamanda terke uğruyorlar. Bu olmazsa olmaz gıdalarımız, yemeklerimiz, hayatımızın devamı için zorunlu olan kaynaklar, yani dinle olan bağımın temelleri, esasları terke uğruyorlar. Kaç kişiyi gördünüz? Ben mesela Allah'ın bana konuşması ne demek, bunu anlamak istiyorum sorusuna cevap arayan kaç tane eser var? Biz Müslümanız diye atan binlerce, belki milyonlarca eser var da neye ben Müslümanım ki? Sorusunun cevabı niçin ben bunu dini tercih ettim? Ettim mi? Din benim tercihim mi? Sorusuyla uğraşan kaç tane kitap var? Ve bu kitaplardan ne gibi eğitim aldık biz ki 101. mesele olan konularda şimdi içtihad edelim. Evet, Makkün diyor ki peki bu temel inanışlara farklı metotlar ile yaklaşmaya çalışılsa buna içtihat denmiyor. Evet, çünkü her farklı metot senin kendinin tarzıdır. Ben şöyle içtihat edip bir hükme varacağım, bundan başka metot kullanılamaz diyemez. Yani içtihat demek Kur'an'a, Resulullah'ın sünnetine, bu konuda yapılmış ön çalışmalara, icmaya dayanarak bir konuda ne yapacağımın nasıl davranışta bulunacağım fiilen, yani işte içtihat meselesi burada. Ramazan dün mü başladı, bugün mü başlayacak konusunu karara almak için içtihat edilir. Yoksa yani sizin söylüyorsunuz, yani meleklere iman sabit olmakla birlikte o imanı elde etmenin belki daha satisfaktörü yeni bir yöntem bulunabilir ama bu konuda içtihat edilmez. Herkes böyle yapacak. Hüküm budur arkadaş denmez. Meleklere iman Kur'an'ın, dinin getirdiği temel esastır. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağımı kendim, herkes kendine göre Kur'an'ı okuyacak, tefsirlerini okuyacak, önceki yapılmış açıklamalar okuyacak, kendine göre bir yol bulup bu konuda aklını, kalbini ikna edecek. İçtihat söz konusu değil burada. İçtihat sadece amelde mi o zaman? Evet. Yani inandığımı pratiğe koyarken bu pratikte hangi kurallar? Biz ona fıkhi meselelerde içtihat edilir denilir deriz. Zaten içtihat ettiğinde herkesi zorlayamazsın ki, öyle değil mi? Evet. Zaten o bizim şu anda yani İçtihadı edersin, konuşursun, sonucunu verirsin. Eğer toplum müsaitse, şartlar müsaitse, ona uyan uyar, uymayan uymaz. Hiç kimse kendi içtihadının mutlak doğru olduğunu iddia etmemiş, edemez. Ama ben böyle içtihad ettim denir. Zaten çok meşhurdur ve doğru bir kanaattir. Hiçbir mezhep imamı ben bir mezhep kuracağım diye konuşmadı. Kendisine sorulan müminlerin, hazır olan insanların, o eğitimlerini tamamlamış olan insanların kendilerine sordukları sorulara verdikleri cevaplar sonra derlendi, toplandı, bir usul haline getirildi ve ona bir mezhep adı verildi. Onlar mezhep kurmak için bir mezhep geliştirmediler. Bundan da anlıyoruz ki zaten içtihad ettim diye ben mutlak doğru budur, bunun dışındakiler sapıklıktır, onların hepsini reddediyorum diyen aklı başında bir müştehit olmaz. Ama zamanenin, şimdiki zamanın müştehitleri o iddiada bulunabilirler. Çünkü zaten ne yaptığının farkında değil zavallı. Çok bilgi birikimi var ama bu bilgiyi nerede, nasıl kullanacağını, hangi şartlarda değerlendireceğini de düşünemeyecek kadar da zavallı. Çok bilgisi var ama usul bakımından zavallı. Bu gibi insanların başkasını zorlamaya kalkmaları, işte hatta ya da böyle uyuyacaksınız demesi, ki bunlar da demiyorlar. Bu benim işte adımdır diyorlar. Fakat bazıları biraz işte öbürleri sapıktır bilmem nedir diye fazla ileriye giden konuşmalar yapabiliyor zamanımızda. Zaten usul hatası olduğu için biz onlara hiç dikkat bile etmiyoruz.
Evet, işte mahkum diyor ki içtihat sadece ameli konularda ise altındaki imani temeli anlamadan amelde içtihat etse ne olur? Ne olur ki diyoruz. O zaman doğru mu? Evet, bunlarla uğraşacak zamanımız yok. İmani temeller ben de öyle anlıyorum. Dediğiniz gibi anlıyorum. İmani temeller sarsılmış. O imana göre zaten amel olacak. Fakat o imani temeller sağlamlaştırılmadan amelimi düzeltmeye kalkmam, kendi kendimi kandırmaktan başka bir şey değil. Yani çok amiyane örneğiyle çok kullanılan bir örnek, bina var çöküyor, temelleri çökmüş, çürümüş, üst katta boyama yapmak gibi bir şey. Yani üst kattaki bir odanın boyasının incelikleriyle meşgul oluyorsunuz. Size gülerler. Binan çöküyor. Ne yapacaksın ki? Temelleri çürük. Zaten buradaki anlatılan da budur galiba. Çünkü zaruriyat-ı diniye şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Sarsıntıda insanlar neye, niçin, nasıl inandıklarını bilmeden tutturmuş gidiyorlar. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken, bütün himmet ve gayreti şu temeli sağlamlaştırmaya, imanın esaslarının yerleştirilmesine, eğitimine sarf etmek gerekirken, insanları imanın hakikatlerinde eğitmeye davet edip onlara yardımcı olmak lazım gelirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihad-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarlar olduğu halde, onları bırakıp buraya üzerinde duracağım. Heveskarane yeni içtihatları yapmak bid'akarane bir hiyanettir. Bir, önce bir, Makgün'ün de dediği gibi temellerin sağlamlaştırılması lazım. İki, nazariyat kısmında zaten ana prensipler belirlenmiş, ayetler, hadisler, sahabe uygulamaları bütün detaylarına varıncaya kadar incelenmiş, belli bir hükme zaten varılmış. İyi niyetli olan insanlar bu hükümleri kendi pratik hayatlarına uygulayabilirler. Ama bilmiyorsanız, içtihad etmek değil de bir fetva vermek için bir bilene sorarsınız. Bilen ne derse, zaten başka alternatifiniz yok. Kendiniz de bilmiyorsunuz. Fetva ile, bir de bunu konuşmamız lazım demek ki, fetva vermek ile içtihad etmek arasında fark var arkadaşlar. İçtihad etmek yeni bir konuda yeni esaslar, yeni kaynaklar bulup o yeni kaynaklara göre yepyeni bir konuda bir karara ulaşmak demektir. Yoksa eskiden yapılmış bir hükmün, içtihadın benim özel durumuma uygulanması fetvadır. Yani gidip kendisini, ben bu konuda bir kitapta bir şeyler okudum, biliyorum diyen adama müftü denir. Müştehit değil. Yani siz bir soru sorarsınız kendiniz. İşte benim babam vefat etti. Babam vefat ettikten sonra bizim bir üvey kardeşimiz vardı. O da evlendi. O da vefat etti. Onun çocuğu var. Şimdi babamdan kalan malın vefat eden üvey kardeşimin çocuğuna miras düşer mi? Bu gidersiniz, bir içtihat değildir bu. İçtihat için zaten sorduğunuzda cinayet işlemiş olursunuz. Çünkü içtihat edecek adam da yok. O da bir ayrı konu. Onun şartları çok 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 ağır öler. Herkes ortaya çıkıp da ben içtihat ederim dememesi lazım, ama 20. asırda artık Google herhalde en büyük müştehit. Şaka. Google içtihat eder durumda yani. Bütün bilgileri toparlıyor. Ona göre tutarsınız, Google'a sorarsınız, cevap alırsınız. Yeni usuller geliştirirsiniz. Yeni programlar yaparsınız. Hükümler çıkartırsınız. İşte ancak Google'un yapabileceği bir işi yapmaya kalkarız biz. Eğer içtihat etmeye kalkarsak. İman esası yok. İtikadi açıdan meseleye yaklaşmak yok. Çünkü zaten öyle bir temelimiz yok. O temeller tamamen sarsıntıda, çürümeye kurulmuş. Kur'an'ın imani yönüyle eğitimini yapan kaç kişimiz var?
yani artık şu elimizdeki kitaplar olmasa geriye kaç kitap kalır? Evet, fetva ile içtihat ile fetvanın arasındaki farkı anlamadım diyor. Evet, deminki verdiğimiz örnekte benim şöyle şöyle bir durumum var. Ben babam vefat etti. Övey kardeşimin çocuğuna miras düşer mi diye bilemiyorsunuz siz. Ben de bilmiyorum. Tutup bunu bu konuda Selefi Salihinin vermiş olduğu kararların ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bilebilen birisine bakarak gidip sen bu konuda daha önce verilmiş bir karar var, onu şu kitaplardan bir tanesinden okuyabilirsin, bu konuda ihtisasın var derim, ona sorarım, o da der ki efendim zamanında böyle bir meseleye şöyle bir içtihatla karar verilmiş der, o meseleyi benim bilgi dünyama taşır, buna fetva denir. O fetva her zaman söz konusudur, buranın konusu fetva değildir. Eskiye bakarak yeniye hüküm çıkarmak. Yo olmadı. Cümle karıştı. Eskiye bakarak yeniye hüküm çıkarmak cümlesi karmaşık. Eskiye bakarak yeni bir durumu eskiye benzetmek ya da eskideki bir durumu yeni bir duruma uygulamak demek hüküm değil. Hani onu belki siz onu demek istemiyorsunuz anlıyorum mahkûm de. Hani hüküm vermek ayrıdır. Yoksa eskiden şöyle eski dediğimiz Selefi Salihin'in içtihadında böyle bir hüküm var. Bu hüküm senin durumuna uyuyor diye bilgi transferi yapılır. Buna fetva denir. Bilgi transferi yapılır. Siz o bilgiyi kendi durumunuza uyarlarsınız. Hüküm vermek konusu çok önemli. Yeni bir hüküm çıkartmak içtihattır. İşte bu içtihad ile uğraşacak kapasitede şartlara haiz değiliz. Çünkü içtihad ile uğraşmak için Kur'an'ı bütün delilleriyle, ehadisi nebeviyeyi bütün kaynaklarıyla tamamen ihata edip ve onların bizim dünyamızda ne ifade ettiği konusunda da emin olmamız lazım. İşte o emniyetimiz yok. Adamın hoşuna gitmeyen bir içtihatla geldiğinizde ama bu devirde olur mu hocam demeye başlıyor konuşmaya. Çünkü adamın kaynağı Kur'an değil, bu devir. Bu devirdeki anlayışı da dünyevileşmiş kafa. Materyalistleşmiş, maddeleşmiş, naturalleşmiş kafa. O haberimiz yok. Kafamızın dünyevileştiğini ama işte efendim geri kaldık ya, herkes bomba yapıyor, herkes aya gidiyor, biz yaya gidiyoruz, olur mu? Biz de aya gideceğiz, fetva verin. Veya içtihad edin ki nasıl yapacağız bu işi diye. Niye aya gideceksin ki kardeşim? Senin dünyadaki varlık amacın ne? Şimdi dünyadaki kavgayı bitirdin de aya gidip orada savaş mı açacaksın? Bilmem nereye bilmem ne bayrağı dikmek suretiyle. Ayda da mı fesat çıkaracaksın? Ne işin var senin ayda? Aya niye gidiyorsun ki? Onların yani aya gitme, yani böyle bir şey yapalım yapmayalım konuşmak bile abes de, senin varlık anlayışın ne? Sen kimsin bu dünyada? Onu tarif ettin mi bir defa? Herkes aya gidiyor, ben de aya gideceğim diye tutturmuşsun kukla gibi, maymun gibi. Senin daha neyi, niçin yaptığının farkında bile değilsin. Tarifin bile yok. Varlık tarifin var mı? Ben bunu meydan okuyarak söylüyorum. Arkadaşlar, İslam kendisini müştehit bilen kimselere sorun, varlık ne demek diye. Cevapları bile yok. Var olmanın tarifini yapmayan bir insan, var olanın nasıl davranacağına dair ne fetva verecek? Yok ki. Adamın varlık tanımı yok ki varlığın ne yapacağına dair cevap versin veya hüküm çıkartsın. Yani dediğiniz doğru, anlamaya çalıştığımız belli ama hüküm kelimesi değil. Hüküm kelimesini koymayalım oraya inşallah. Peki, demek ki eskiden verilmiş hükümlerle şimdi fetva almaya, yani o hükümleri zamanımıza aktarmaya ve eğer istiyorsak, arzu ediyorsak o başka bir konudur. Bunu sorabiliriz birilerine ama biz kendimiz yeni bir içtihat kararı almaya kalkıp veya bu içtihat çok önemli bir konu.
Kur'an'ın, hadislerin ve sahabe uygulamalarının, icma'ın veya kıyas unsuru mezheplere göre değişiyor. Kullanılması suretiyle insanlara inandıklarına göre, bu tarife çok dikkat edelim. İnsanlara inandıklarına göre nasıl davranmaları gerektiği noktasında kararlarla gelmek. İşte problem burada. İnsanlar neye inandıklarını bilmiyorlar, eğitimleri yok ki o inandıklarına göre davranışlarını düzenlemeye kalksınlar. Yok, biz Müslümanız, biz Allah'a inanıyoruz. İddiaları inançsızlığı göstermez ama imanın temellerinin sağlamlaştırılması gerektiğinin işaretleridir. Zaten müellif de bu durum tespitini yapıyor. Hegira yazıyor, evet, üstada ve büyük din alimlerine kaç bin ciltlik eserleri kaç defa bitirdiğini unutup onların ilminin çeyreğine bile sahip değilken İslamiyet konusunda cinayet işliyorlar maalesef. Yani bilmiyoruz. Sonuç olarak onu, kendimizin neye inandığını, inandığımızın neyi ifade ettiğini farkında bile değiliz. Tutup sanki herkes temel meselelerini çözmüş gibi davranmak yersiz olur diyor. Temel meselesini çözmemiş bir insana, temel esasları kavramamış bir insana detayda bilgi verdiğiniz zaman, matematiği hiç bilmeyen birisi geliyor size gerçekten kendisinin bildiğini zannettiği lambdalı, betalı bir formül getiriyor. Bu ne diyorsunuz? Siz ona lambda şu demek deyince, aa olur mu canım diyor. O ona benzemiyor diyor. Böyle çok garip bir tavırla karşı çıkıyorlar şimdi. Çünkü esas endişelerimiz dünyevileşmiş. Kafamızın düşünce tarzı dünyevileşmiş, rasyonelleşmiş. Akılcı olmuşuz vahiyci olmak yerine. Efendim burada üçüncüsüne girdiğimizde bayağı uzun, üçüncüsünü de inşallah daha rahat bir şekilde önümüzdeki hafta devam edelim derim. Bir ve ikincisi doğrultusunda bizim gerçeğimizi anlamamız noktasında güzel bir durum tespiti yapıldı. Bir ve ikincisi diye anlatılan paragraflarda bunlar da benim hangi halde bulunduğumu göstermesi bakımından çok önemliydi. Allah razı olsun. Bu bugün inşallah kendimizi yenilememiz açısından, kendimize bir daha bakmamız açısından nedir? Temel ihtiyacım benim nedir? Şimdi acım, açlıktan yemek içmekle uğraşacağım, getiriyorum esas meselelerim yerine, esas benim gıdamı sağlayacak, varlığımı devam ettirecek ihtiyaçlarımı karşılamak yerine ne bileyim güzel çiçeklerin kokularıyla falan uğraşmaya kalkıyorum. Ebu Cebir de diyor ki, elmaya baktığımızda bildiğimiz elma diyoruz. Oysa özel olarak bize göre tasarlanmış ve gönderilmiş diye algılamıyoruz. Yani elma, armut, her neyse, kainata nasıl bakacağımız konusunda bizi tatmin eden bir eğitimden geçmediğimiz alemi İslam'ı bu konuda çok gerilerde olduğu vakasını görmemek mümkün değil. Ama ben böyle bir derdim yoksa biz Müslümanız diye konuşmaya devam edip giderim. O biz Müslümanız konuşması beni kurtarmaz. Efendim Tuğçe yeni geldi. Biz çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ama bir saat önce, hangi nereden katılıyorsunuz bilmiyorum, katıldığınız yerin saatini bilmiyorum, Türkiye'deyseniz galiba akşam 7'de başlayan sohbetimiz var. İnşallah yarın pazar günü de saat yine 7'de sohbetimiz olacak. Genellikle Kur'an'ı
iman perspektifinden anlamaya çalışan bir grubuz. Hoş geldiniz aramıza. İman eğitimi için imanımızın ne gibi esaslara dayandığını anlamak için çalışıyoruz. Kur'an'ın ayetleri rehberliğinde sohbetimize gelirseniz memnun oluruz. Ben susuyorum. İsteyen varsa Ebu Cen'in de yaptığı koment güzel. Biz daha dünya ile olan ilişkimizin esaslarının ne olacağı konusunda bir eğitime girmedik. Eğitime girilmesi gerektiğini dahi bilmiyoruz. Eğitime girilmesi gerektiğini söyleyenlere düşmanız. Bizim Müslümanlığımız bu kadar işte. Ona göre düşünün. Ona göre genel olarak eğitime girecek deyince aa diyoruz, ne demek istiyorsun diyoruz. Kur'an'ı sen Rabbimizi bize tanıtan rehber kitap olarak ne kadar okudun veya muhatap oldun, kendin okumadıysan, anlamıyorsan, Rabbimizi, yaratıcımızı bize tanıtan kitap olarak ne kadar ilgilendin Kur'an'la sorusu insanları çok çok rahatsız ediyor. Evet, böyle bir dönemdeyiz, bırakın iştahat etmeyi, işimize bakalım inşallah. Peki efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.